Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik, kümesimizi açtık. Kötü bir durumla karşılaştık. Başta mızdımış, dumanlı, kirli. Bu yavrularımızın da babası, şu Yanar Döner'in eşi. Arkadaşlar çok kötü durumdaydı. Vallahi yani ölmek üzere gibi bir şey. Ya ne diyeyim artık, bir şey söyleyemiyorum. Hayvanın dönüş bir şeyi yoktu. Hatta videolarda filan da var. Ya, nazar mı diyelim artık arkadaşlar. Yani nazar böyle bir şeydir. İnsanı mezara koyar. Kuşu da işte bu hale getirir. Bakalım şimdi ona bir yem vereceğim. Elimi besleyeceğim. Ama durumu kötü o kuşun. Çünkü yani bitmiş bu vaziyeti yakaladım bunu. Yani biraz moralim bozuldu arkadaşlar bu konuda. Yani emek veriyorsunuz. İşte ondan sonra böyle bir hastalıkmış. Yok işte hırsızmış. Yok işte atmacaymış. Ya böyle oluyor işte. Yani bir şey de diyemiyorum. Yavrular da bunlar da Allah'tan yine yavrular kendini kurtardı. İşte durumlar böyle arkadaşlar. Vallahi ilaç da verseniz işte. Bazı hesaba katılmayan şeyler var. Onlarından da biri de işte hastalıklar. İşte dediğim gibi nazar. Nazar olayına inanıyorum arkadaşlar ben. Çünkü daha önce de sapa sağlam bir kuş. Arkadaşım birine göstermiştim. Yani sadece 15 dakika içerisinde hayvanın gözünün önünde öldüğünü gördüm arkadaşlar. Hem de yani anlam veremedim ya, nasıl bir şey oldu. Yapacak da bir şey yok. Ya ne yapalım? Her şey Allah'tan sonuçta. Eğer ki nasibimize değilse diyecek hiçbir şeyim yok. Ya diğerlerindeki durumlar şu an böyle. İyi Allah'a şükür. Ama işte onlar dün değildi. Fakat işte böyle anlam veremediğim sebeplerden dolayı nitekim kuşu kaybettik. Kuş zaten ölmek üzere. Büyük bir ihtimalle yani fazla duracağını zannetmiyorum. Çünkü bayağı bir kötü durumda. Yani şöyle bakayım. Ulan canım senin, ne oldu sana yavrum ya? Kafayı tutamıyor. Kafayı tutamıyor. Arkadaşlar büyük ihtimal, bir şey de diyemiyorum neden oldu. Çünkü dün sapasağlam kuş. Bugün bu halde. Vallahi üzüldüm ama ne diyeyim, yapacak bir şey yok. Bakalım işte bir tedavi uygulayacağız. Eğer ki sonuç bulursak, neticesini bulursak buradan yine paylaşırız. Bir de yani kuş da çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi. Yani biraz da ona üzüldüm aslında. Yine kuş yerine bir şekilde gelmez ama en azından o hediye yerine bir daha gelmez. Ona üzüldüm. Yani yapacak bir şey yok diyorum, ne diyeyim. Durumlar böyle kuşlarda arkadaşlar. Yavrularımız iyi büyüyor. Bir tane de içeride yavru var. Ondan sonra bu kuşumuz da yine geçmişti ufaktan, yine bir tekrarladı. Ama iyi düzeler atar yani hastalığı üzerinden. Onda sıkıntı yok. Ondan sonra durumlar böyle arkadaşlar. İşte bazen o kadar işte hayal kurarsınız. İşte şöyle oynayacak, böyle oynayacak dersiniz. Ama görürsünüz ki bir hastalık bütün yaptığınız emekleriniz boşa çıkarır. Aynı bizde olduğu gibi. Yine Allah'a şükür önümüzde kuşlar var. Bunlardan deneyeceğiz. Bunlarla çalışma yapacağız. Artık yani yapacak bir şey yok. Bazen de yani bir şeyleri kabul etmek zorundasınız. Bu da öyle bir durum. İyileşirse çok iyi olur tabii ki. Neden olmasın? Ama ölürse de diyecek bir şeyim yok. Yani yapacak bir şeyim yok. Önümüze bakmak zorundayız. Biz bu zamana kadar çok kuş kaybettik. Çoğu öldüren de oldu, kaçan da oldu, çalınan da oldu. Fakat her zaman yolumuza bakmaya devam ettik. Yine de öyle yapacağız arkadaşlar. Yolumuza bakacağız. Kuşlarda son durumlar böyle. Bakalım yavrularımız inşallah bir şey olmazsa, bir sıkıntı olmazsa yavrularımız uçurmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Onlar biraz da bize bu yol bir konuda aydınlatacak.
Bir de işte velev ki yavrularında oynadığını düşünürsek var ya, işte erkek elimizden gidince işte en büyük sıkıntı orada. Tekrar dön başı yapacağız. Hayatta böyle bazen. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kuşlarınıza değer verin. Onlar hastalandığında hastalanmadan önce tedbirleri alın. Ama bazen de böyle şeyler olabiliyor. Bu kadar sağlıklı kuşun içinde bir tane kuş nasıl belli olmadığı şekilde bu vaziyete gelebiliyor. Bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi tedavisini uygulayacağız. Kuşlarda durumlar böyle. Şimdi havalar bugün hava güzel. Kuşlar normalde eğer ki iyi bir kümesiniz varsa, daha doğrusu iyi bir kümesten ziyade havalandırmanız iyiyse yavru alırsınız. Yavrunuza sıkıntı olmaz. Eğer kuşlarınızın eş almasında da bir problem yoksa tabii. Mesela beyazların yumurtaları vardı. Kırıldı arkadaşlar. Onlar tekrar eş alacaklar. Tekrar yumurtlayacaklar. Yine devam edecek bu serüven. Bu şekilde yavru büyüyecek. Bu arada arkadaşlar geçen yakaladığımız bir tane dumanlı vardı. Onu inşallah cumartesi günü çekeceğim uçumunu. Ondan sonra onun çekilişini yapacağım. Bakalım kimi nasip olursa, kötü kuş değil, fena kuş değil, alıp beslesin. Erkek bir dumanlı. Yani nasip kime denk gelirse alsın beslesin arkadaşlar. Güle güle. Çekiliş kuralların nasıl olacağını video içerisinde anlatacağım. Hayırlısı olsun herkes için arkadaşlar. Ya bizim için sorun değil. Bilmediğimiz kuşa emek vermek pek benim işime gelmiyor. Belki çok iyi hayvan da olabilir. Çok muazzam hayvan da olabilir. Ama şu an o kadar bir vaktim yok. O yüzden de onu vakti olan bir arkadaşa, ihtiyacı olan bir arkadaşa sahiplendirmek istiyorum. Dediğim gibi kanalımızı takipte kalırsanız o çekiliş videosunu yayınladığım zaman görürsünüz. Ona göre de gerekli başvuruları yaparsanız o şekilde nasip olursa arkadaşlar biz kendimiz icabında yakınsa kendimiz getiririz. Yakın değilse de bir şekilde o arkadaşa bu kuşları ulaştırırız. Sorun olmaz. Dişimizde şimdi yanar döner dişimizde eşi gidince tabii böyle yalnız kaldı. Önemli değil. Şimdi ona bir boşlatan bir erkeğimiz var. Onu iş yaparız olmadı. Yavrular da burada. Yavrular da güzel. Yavrulardan da arkadaşlar erkek olanı ayırmak istiyorum. Sizce hangisini ayırayım? İki tane yavrumuz da burada. Bu yanar döner de çok güzel. Şu mavi de çok güzel. İkisi de gerçekten çok güzel yavrular maşallah. Bu arada arkadaşlar yani yine Allah rızası için maşallah demeyi unutmayın. Çünkü bazı insanda göz vardır. Ya istemediği halde de nazar değdirebilir. O yüzden de maşallah dersiniz. Bizi mutlu edersiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm.